Başkanım öncelikle hoş geldiniz programımıza Klas Spor TV'ye. Bu organizasyon geçen yılda Türkiye'de düzenlenmişti. Bu yılda Türkiye'de düzenleniyor. Türkiye'de Dart'ın tanıtımı açısından bu organizasyonun önemi acaba nedir? Dart Türkiye'de yeni bir spor sayılabilir görece olarak, çünkü tarihi geçmişimiz, federasyon olarak zaten 14 yıllık bir geçmişimiz var. Federasyon öncesinde de Dart'ın bir resmi faaliyet yaptığı 5 senelik bir kısa dönem var. Toplamda 20 senelik bir geçmişimiz yok resmi olarak. Bu 20 senenin içerisinde özellikle federasyonumuz kurulduktan sonra Dart'ı yaygınlaştırmak adına çok sayıda proje yaptık ve bu projelerin arasında da özellikle Milli Eğitim Bakanlığı ile okullarla ortak yaptığımız projeleri özellikle önemsiyoruz, önemsedik. Onun akabinde de 2014 yılından itibaren Dart Gençlik Spor Bakanlığı tarafından resmi olarak okul sporları programına eklendi. O Dart'ın tabii Türkiye'deki gelişimi açısından adeta bir patlama etkisi yarattı. Şu anda 2014'ten 2019'a geride kalan 5 yıl gibi kısa bir süre içerisinde Dart'ta biz spor olarak okul bazlı olmak üzere 81 ile ulaşmış durumdayız. Bir 20 binin üzerinde okul tabanlı sporcumuz var. Bunların içerisinden sürülenler de kulüplerde lisans çıkarıp federasyon faaliyetlerine geliyorlar. Dolayısıyla okul sporlarıyla birlikte Dart Türkiye'de çok farklı bir noktaya geldi. Tabii bu tür organizasyonlar işte bizim bu çok sayıdaki altyapı sporcumuzun en üst seviye oyuncularla bir araya gelmesi açısından son derece önemli. Şimdi bizim buradaki milli takım sporcularımız Avrupa'nın en iyi oyuncularıyla birlikte yarışıyor ama bir de sahanın hem içerisinde görevli olarak bulunan sporcu arkadaşlar var hem de sahanın dışarısında izleyici olarak bulunan sporcu arkadaşlarımız var. Buradaki görevlilerin hemen hemen hepsi zaten Dart sporcusu. Milli takıma seçilmeyenler orada yazıcı olarak, hakem olarak, organizasyon görevlisi olarak organizasyonun içerisindeler. Dolayısıyla onlar da yarışmaların arasında bu oyuncularla karşılıklı oyun oynuyorlar, irtibat kuruyorlar. Bu sporcularımızın gelişimi açısından son derece önemli. Çünkü Türkiye'de kıta bazlı bakarsak, özellikle hani Avrupa düzeyinde bakarsak, Türkiye'deki sporcular her spor branşında olduğu gibi Dart'ta da son derece dezavantajlılar. Çünkü büyük bir ülkeye sahibiz ama kıtanın doğusunda kalan bir ülkeyiz. Diğer buraya katılan ülkelerin birçoğu 2-3 saatlik karayolu sürüşüyle birbirlerine ulaşabiliyorlar. Çok sayıda uluslararası turnuvaya katılabiliyorlar. Tabii bu bizim sporcularımız için bir handikap. Bir sosyalleşme, böyle bir tecrübe yaşama olayları söz konusu olmuyor. Biz organizasyonu Türkiye'ye getirmek suretiyle sadece milli takımda oynayan 6 tane sporcumuzun değil, burada görev alan 60 tane sporcumuzun organizasyonu bizzat aslında yaşamasını temin ediyoruz. Tabii bu arkadaşlarımız az önce söylediğim gibi hem yarışmaların içerisindeler, yaşıyorlar, görevliler ama yarışma arasında da oynama fırsatı da buluyorlar. Yarışma bitti mesela, bu akşam resmi olmayan bir organizasyon olacak. Orada diğer arkadaşlarımız, milli takımda olmayan arkadaşlarımız oynama olanağı bulacaklar. Dolayısıyla bu tür organizasyonların ülkemizde yapılması son derece önemli. Geçen yıldan sonra bu sene 2 sene üst üste Türkiye'de yapılması da çok istisnai bir durum. Daha önce Türkiye'nin dışında diğer ülkelerde üst üste 2 yıl hiç yapılmamıştı. Hep ülke değişiyordu. Sadece 1990 yılında başlayan bir organizasyon Gençler Avrupa Şampiyonası. İlk 3 seneyi organizasyonu başlatan Danimarka üstlenmişti. Ondan sonra her sene mütemadiyen değişerek yapılan bir organizasyondu. Geçen sene biz Ankara'da organize ettik. Tabii Avrupa ülkeleri çok fazla organizasyon üstlenmek istemiyorlar. Çünkü onlar için bu organizasyon son derece külfetli ve yorucu. Hem maddi olarak hem insan gücü anlamında zorlanıyorlar tabii. Biz gönüllü olduk. Biz gönüllü olunca onlar da Türkiye'deki organizasyondan memnunlar. Kendileri de bu yükün altına girmek istemiyorlar. Bu istisnai durum çıktı ve biz 2. sene üst üste organizasyonu yapıyoruz ve şu anda da görebileceğiniz üzere birçok insan böyle güzel bir salonda, güzel bir mekanda, ferah bir ortamda oynamaktan mutlular, eğleniyorlar. Zannediyorum bundan sonra da bize organizasyonu yapmamız için öneride bulunacaklar diye düşünüyorum. Güzel. Başkanım sizin de dediğiniz gibi çok büyük bir organizasyon ve çok büyük bütün ülkelerden sporcular geliyor. Biraz bize turnuva formatından bahseder misiniz?
Avrupa Gençler Şampiyonası'nda hem erkekler hem kızlar yarışıyor. Erkek takımlar 4 kişiden oluşuyor. Bu 4 kişi tekler, çiftler ve takım kategorisinde, 4 kişilik takım kategorisinde yarışıyor. Kızlar ikişer kişilik takımlardan oluşuyor. Kızlar da teklerde ve çiftlerde yarışıyor. Dolayısıyla kızlardaki çiftler yarışması aynı zamanda takım yarışması yerine de geçmiş oluyor. Bu yarışmaların akabinde de kümülatif bir ülke sıralaması çıkıyor, bir ülke rankingi çıkıyor tabii. Geçen sene biraz daha performansımız bu seneye göre iyiydi işin açığı. Şu anda eleme bölümünü tamamladığımızda biraz geçen senenin gerisine düştük maalesef. Böyle bir talihsizlik oldu. Ama ümit ediyorum ki final kısmında kızlarda en azından iyi bir netice elde ederiz diye ümit ediyorum. Geçen sene bu organizasyonda derece yapan oyuncumuz bu sezon Büyükler Ligi'nde mücadele etmek hakkını kazanmış. Acaba bunun hakkında ne düşünüyorsunuz Türkiye'deki bu sporcular? Şimdi geçen sene hem tek kızlarda gümüş madalya alan hem de takımımızın parçası, kız takımımızın parçası olan sporcumuz 18 yaşını tamamladığı için büyükler kategorisinde yarışıyor artık. Tabii o 18 yaş üstü büyükler kategorisindeki milli takımda şimdi Romanya'da dünya şampiyonası olacak. Orada yarışacak. O tabii bizim gelmiş geçmiş en iyi kadın sporcumuz Emine Dursun. Çok sayıda Avrupa dünya şampiyonalarında dereceleri var. Dartın iki farklı disiplini var. Bir burada oynanan çelik uçlu dart, bir de elektronik dart, makinelerde oynanan dart. Şu ana kadar bunların hemen hemen hepsinde Emine başarı gösterdi. Tüm stillerde dereceleri var. Onun büyüklere gitmesi bizim için dezavantaj oldu. Ama onun yerine gelen Melisa da çok iyi bir sporcu. Bu sene geçen sene şampiyon olan İngiltereli sporcuyu yendi. Ama onun da şimdi kritik bir durumu var. Üçlü avaraja kalan bir durumu var. Finale kalamayabilir. Talihsiz bir durum oldu onun açısından. Gene çift kızlarda da geçen senenin Emine'nin çifti Hatice ile Melisa bu sene iyi bir performans sergilediler grupta. Ama çeyrek finalde Hollanda gibi çok motive bir takımla karşılaştılar. Aslında yarışmada da performansları çok iyiydi. Sona kadar da önde gittiler. Daha sonra 2-2 eşitlik oldu. Üçüncü ve final setinde o seti de önde götürdüler. Ama dartta bitiriş biraz önemli. Biraz stresle başa çıkamadı sporcularımız. Ev sahibi olmanın böyle bir küçük dezavantajı oluyor. Sporcularımızın yeterli deneyimi olmuyor rakiplerine kıyasla. Tabii bir de seyirci baskısı olunca çocuklar bitiremediler müsabakayı. Hep önde gittikleri bir müsabakayı maalesef kaybettiler ve derece şansını yitirdiler. Aslında o kızlarımız rahatlıkla final yapabilir, altın madalya alabilirlerdi ama olmadı. Başkanım, şimdi önümüzde futbol, basketbol, voleybol gibi büyük sporların gerçeği var. Acaba genç oyuncularımızın en küçük seviyeden başlayarak dağıtı yönelmesi için herhangi bir çalışma yapabiliyor muyuz? Tabii özellikle 6 yaş gruplarıyla ilgili şunu söyleyebilirim. Okul sporlarıyla özel ilgimiz oldu zaten. Az önce söylediğim gibi biz federasyon olarak politikada birincil önceliğimiz hep dartı resmi okul sporları yarışmalarının içerisine katmaktı. Bu bizim en önemli önceliğimizdi. Bunu başardık ve 81 ile ulaştık. Altyapımız bu anlamda iyi. Ama daha alt yaş gruplarında dartı yaptırmakla ilgili bazı handikaplar var. Burada bizim federasyon olarak göz önünde tuttuğumuz en önemli şey güvenlik konusu. Çünkü özellikle çelik uçlu dartta çok alt yaş gruplarına kontrolsüz dart oynatmak biraz riskli. Çünkü oklar çivili bir uca sahipler, son derece keskin ucu var bunun. Ve oynanan yüzeyden de zaman zaman ok geri sekebiliyor. Bir de çocuk küçükse, eğer yaş olarak küçükse, boyu yetişmiyorsa o okları alırken düşürme ihtimali de çok yüksek. Düşürünce ayağına, elini saplanması veya geri sekince okun peşinden koştuğunda belki yüzüne vesaire gelmesi gibi riskler var. Tabii bunlar çok istisnai durumlar olur ama bunları göz önünde tutmak gerekiyor. Onun için biz özellikle 10 yaş altı çocuklarda pek çelik uçlu dartın oynanmasını benimsemiyoruz. Elektronik dart dediğimiz okların ucunun plastik olduğu dartı benimsiyoruz ve o yaş gruplarında da milli takıma son 3 senedir sporcu seçiyoruz. Minikler kategorisinde elektronik dartta da yarıştırıyoruz.
İşte son 3 senedir minikler kategorisinde yarışmalarımız yapılıyor. Bu sezon 3. sezon olacak minikler kategorisinde. Orada da çok olumlu dönüşler var. Tabii minikler kategorisi olmasına rağmen çelik uçlu dartta bu organizasyonları yaptırıyoruz. Ama tabii kontrollü olunca herhangi bir güvenlik sıkıntısı olmuyor. Sağlıklı bir biçimde yürütüyoruz. Tabii ilerleyen yıllarda dartın geleneği ülkemizde yaygınlaştıkça, spor tanındıkça, sporun karakteri bilindikçe o güvenlikle ilgili belki endişelerimiz de daha azalacak ve biz alt yaş grubundaki yarışmaları okul sporlarında şu anda lise kademesinde yaptırıyoruz ama orta kademede yaptırmıyoruz. Belki orta kademede de yaptırmaya başlayabiliriz diye düşünüyorum. Son olarak Türkiye'de dartın 5 veya 10 yıl ilerisinde dünya şampiyonasında bir başarı elde etmemiz mümkün mü? 5 veya 10 yıl içindeki planımız nedir? Şimdi şunu söylemek lazım. Tabii biz gençlerde Avrupa ve dünya çapında dereceler kazanan bir ülkeyiz. Gençler kategorisinde. Geçen sene işte burada Avrupa'da final oynamıştık. Bundan bir ay önce İtalya'da elektronik dart şampiyonası vardı. Takım halinde orada erkek ve kız karışık takım halinde Avrupa ikincisi olduk. Son derece güzel bir başarı oldu o da. Daha önce de aynı dereceleri elde etmiştik. Gençlerde yine biz Avrupa'da ve dünya şampiyonalarında her zaman madalya alabilecek potansiyel ülkelerden biri olacağız. Çünkü güçlü bir altyapımız var. Yatırım yaptığımız bir altyapımız var. Büyüklerde tablo biraz değişiyor tabii doğal olarak. Çünkü büyüklerde özellikle kuzeyli ülkelerde hem ana kıtada hem de özellikle İngiltere ve komşu ülkelerde dartın yüzyıllarca süren bir geleneği var ve profesyonel dart organizasyonları çok fazla. Yani PDC, BDO gibi tamamıyla profesyonel darta yatırım yapan kuruluşlar var ve bunların havuzunda çok sayıda oyuncu var. Her ne kadar bizim Dünya Dart Federasyonu bunların dışındaki sporcuları kendi organizasyonunda yer almalarına izin veriyor olsa da sıklıkla o profesyonel havuzdan oyuncular da normal milli takımlarla dünya şampiyonalarında yarışabiliyorlar. Onların seviyesi tabii bariz bir biçimde ileride. Bizim o havuza katmaya çalıştığımız oyuncularımız oldu. Profesyonel dartta yarışan oyuncularımız oldu. Ama bu oyuncuların İngiltere'de, Hollanda'da, işte İskoçya'da, Galler'deki oyuncuların bulduğu ortamı bulma şansı ülkemizde mümkün değil. Böyle bir şans yok. Hem maddi olarak çok ciddi destek var, hem büyük organizasyonlar var. Türkiye'den bir oyuncunun gidip o havuzda, o potada yarışması bir kere ekonomik olarak zor. Yani oradaki oyuncu az önce söylediğim gibi 1-2 saatlik karayolu yolculuğuyla bile çok sayıda turnuvaya erişebilme olanağına sahip. Türkiye'deki bu oyuncunun bu turnuvalara gitmesi hakikaten büyük bir külfet. Ve biz federasyon olarak ve doğal olarak o profesyonel sporcuları destekleme gibi bir seçeneğimiz de yok. Biz daha ziyade altyapıya yatırım yapıyoruz. Onun için önümüzdeki 5-10 senede altyapıdan sıyrılıp büyükler kategorisinde de kürsüyü zorlayabilecek sporcularımızın olabileceğini öngörmekle beraber tabii o profesyonel sporcuların seviyesini yakalamamızın zor olduğunu, onun biraz gerçek dışı hedef olacağını da belirtmekte fayda var. Turnuva yarın sona eriyor bildiğimiz kadarıyla. Yarından beklentilerimiz de turnuva genel açısıyla? İşte turnuvadan beklentilerimiz maalesef istediğimiz gibi olmadı. Hep ortada giden turnuvalar. Takımlarda da erkeklerde en son Macaristan'a yenildik. Orada da birçok uzun süre müsabakayı önde götürmemize rağmen, birçok sporcumuz oynadığı müsabakada önde gitmesine rağmen çıkışlarda sorun yaşadılar. Yani biraz mental sorunlar yaşadık diyebilirim burada rahatlıkla. Bu da sporcuların deneyimine bağlı ve özellikle sporcuların bu dartla ilgili uluslararası sosyal ortamı maalesef fazla yaşama olanağı bulamamalarıyla ilgili bir şey. Yani stresle başa çıkamadılar, daha iyi oldukları müsabakaları kaybettiler. Kadın sporcularımızda, kızlarımızda da benzeri sorunları yaşadık diyebilirim. Ama işte tek kızlarda inşallah kürsüye çıkar bir altın madalya alırız diye ümit ediyoruz son güne girmeden önce. Başarınızın devamını diyelim ben de. Çok teşekkür ederim. Ben de size çok teşekkür ediyorum. Bize federasyon olarak dartı tanıtma sunma olanağı verdiğiniz için her zaman desteklerinizi bekliyoruz.